iki milletvekilimiz Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın da bu sefer adaletsizliğe ve ayrımcılığa maruz kalmalarıdır. Bu yolla. Buradan çıkan kararlarla ayrımcılığa maruz kalmalarıdır. Musa Farisoğulları ve Leyla Güven arkadaşlarımız için de buradan aynı kararın çıkması gerekiyordu. Maalesef çıkmadı. Böyle olunca iki milletvekilimizin vekilliklerinin düşürülmesi kararı uygulanmaya devam ediyor. Açık söyleyelim. Bu ülkede adaletsizlik toplumun her kesiminde ortaya çıkıyor. Her kesimi adaletsizlikle karşılaşabiliyor. Ama adaletsizliğin en büyüğüyle Kürt halkı iç içe yaşıyor. Kürt halkının temsilcileri sürekli adaletsizliğe maruz kalıyor. İşte bu durum toplumu aynı zamanda ayrımcılıkla bölmeye, çürütmeye ve çözülmeye götürür. Bu nedenle diyoruz ki biz en başta Kürt halkına karşı yürütülen ayrımcı politikaların her alanda son bulması lazım. Bunun kendiliğinden olmayacağını biliyoruz. Bu ancak kapsamlı ve kararlı bir mücadeleyle olabilecek bir şeydir. Bu mücadeleyi de herkesin, adaletsizliğe maruz kalan her toplum kesiminin birlikte yürütmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı her durumda ineliyoruz. Biz adalet yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız ve isteğimiz bu yürüyüşte adaletsizlik yaşayan bütün toplum kesimlerinin bir araya gelmesidir. Diğer adaletsizlik örneklerine de değinmek isterim ama burada yapacağımız açıklama kısa olacak. Biraz önce grup başkan vekillerimiz ve genel başkan yardımcımız açıklama yaptı. Bizler tekrar ediyoruz. Ayrımcılık adaletsizliğin en büyük kaynağı ve en acı göstergesidir. Ayrımcılığı ortadan kaldırmak adalet için mücadelenin temelidir. O nedenle Musa Farisoğulları ve Leyla Güven arkadaşlarımıza yönelik bu ayrımcılığın ortadan kalkması lazım. Ortadan kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne de görev düşüyor. Ama en büyük görev toplum kesimlerinin adalet etrafında buluşmasıyla ancak yerine getirilebilir. Biz kararlıyız, yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda yürüyüşümüzün büyüyeceğine olan inancımızla bir kez daha burada huzurlarınızda dile getirmek isterim. Değerli arkadaşlar, evet ben de belki biraz tekrar edeceğim ama bu önemli konu üzerinde konuşmaya elbette ki büyük bir ihtiyaç var. Şu an arkamızda bulunan bu koca bina Türkiye'de en büyük hukuksuzlukların ve ayrımcılığın yapıldığı bir bina haline geldi ne yazık ki. Bu ülkede hiç kimsenin artık Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararlara hiçbir şekilde güveni ve umudu kalmadı değerli arkadaşlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi artık Türkiye'de toplumun tamamını ve Türkiye'de toplumda hukuksuzluğa maruz kalan, adaletsizliğe uğrayan, ayrımcılığa uğrayan kesimleri görmeyen, duymayan bir anlayışa sahip görevler var içeride. Ve bu içerideki insanların, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapanların Türkiye'deki hukuksuzlukların ve adaletsizliğin altına büyük imzalar attığına hepimiz tanık olduk, tanık olmaya devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi tarihi kararların altına da imza atıyor değerli arkadaşlar. Biraz önce eş genel başkanımız ifade etti. Enis Berberoğlu kararı elbette ki hepimiz açısından, Türkiye tarihi açısından önemli bir karardı. Ancak aynı şekilde, aynı zamanda milletvekillikleri sona erdirilen Leyla Güven'in ve Musa Farisoğulları'nın aynı şekilde görevlerine iade edilmeleri ne yazık ki şu anda sağlanmadı ve her iki arkadaşımız şu anda cezaevlerinde. Evet, bugün burada hukukçu arkadaşlarımız içeride bir başvuru yapıyorlar.
hepinizin çok iyi bildiği ve tanık olduğu pandemi döneminde bir infaz paketi çıkarıldı. Ve bu infaz paketinin cezaevlerindeki insanların tamamına aynı şekilde uygulanmadığı ve bir ayrımcılığın yapıldığı kanaatine vardık ki bu yasanın iptali için şu anda arkadaşlarımız bir başvuru yapıyorlar ve kararı kendilerine gösterecekler ve bu başvuruyu yapacaklar. Evet, pandemi döneminde çıkarılan bu yasa elbette ki Türkiye cezaevlerindeki bütün insanları kapsamadı. Ve bu paket Türkiye'de suç işleyenlerin, eline silah alanların, kadınlara tecavüz edenlerin, çocuk istismarında bulunanların tahliyesine ve dışarıya çıkmasına yardımcı oldu bu paket. Ancak bu ülkede barışı savunanların, demokrasiyi isteyenlerin, özgürlükleri savunanların binlerce insanın tahliyesine neden olmadı. Bugün cezaevlerinde barışı savunan insanlar var. Demokrasiyi isteyen insanlar var. Halkın iradesiyle seçilen milletvekilleri var. Belediye eş başkanları var. Bu ülkenin vicdanı olan, barış isteyen akademisyenler var, aydınlar var, yazarlar var. Onlar hala cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. Evet, Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. Figen Yüksekdağ'dan bahsediyoruz. Osman Kavala'dan bahsediyoruz. Gülten Kışanak'tan, İdris Baluken'den, Sebahat Tuncel'den bahsediyoruz. Ve onlar bu ülkede insanların oy verdiği, irade olarak seçtiği, temsil edilen insanlar bugün cezaevlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulmaya devam ediyorlar. Biz Türkiye'de bu ayrımcılığın bir an önce son bulması için başlattığımız herkes için adalet kampanyasında Türkiye'de, Türkiye toplumunda haksızlığa uğrayan, ayrımcılığa uğrayan herkesi bu yürüyüşte yanımızda görmek, bizim bu yürüyüşümüze katılmak için bir kez daha buradan davetimizi ve çağrımızı yapmak istiyoruz. Adalet bu ülkede herkese lazım olacak bir kavramdır. Evet, bugün bu ülkede eğer adalet yoksa bu ülkeyi idare edenlerin, bu ülkeyi yönetenlerin vicdanı çürümüş demektir değerli arkadaşlar. O yüzden bu ülkede adaleti ve barışı, özgürlükleri savunmaya bizler devam edeceğiz. Ve Türkiye toplumunu da bu yürüyüşte yanımızda görmek istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ama aynı zamanda AYM'ye bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Bu ayrımcı tutumunuzdan bir an önce vazgeçin. Herkes için adalet, sizin için de bir gün mutlaka lazım olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Alın, elim titriyor. Çok teşekkür ederim. Dur. Ben valla elim titriyor.